Şimdi arkadaşlar biz İktisada Giriş 2'nin ünite 5'inde işsizlik ve enflasyonda kalmıştık. Bu ünitede sizlerle birlikte şu şeyleri bir ayarlayayım bir saniye. İşsizliği, enflasyonu ve işsizlik enflasyon ilişkisini arkadaşlar göreceğiz. Şimdi eğer işsizlik arkadaşlar dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Biz işsizliği iktisatçılar çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü işsiz insan sorunlu insandır. İşsiz insan psikolojik sorunları olan insandır. Eğer bir ülkede işsizlik çok artarsa o ülkenin toplumsal yapısı sıkıntı olur. Yani sosyal problemler ortaya çıkar. Yani toplum hasta olmaya başlar. Çünkü işsiz insan problemli insan arkadaşlar. Psikolojik sorunları nedeniyle hem kendisine hem ailesine hem de içinde yaşadığı topluma zararı olur. O yüzden biz işsizliği önemsiyoruz. İktisatçıların en önem verdiği sorunların başında işsizlik gelmektedir. Şimdi peki işsiz nasıl hesaplanıyor? Bu açıdan bir takım şeyler, tanımlar yapmamız gerekiyor. Bir kere mesela Türkiye'de yuvarlak rakam 85 milyon insan var ise işsizlik hesaplanırken bir kere 15 yaşın altındakiler çıkartılıyor arkadaşlar. 15 yaşın altındakiler çıkartılıyor. 15 yaş ve üstü nüfus da iki gruba ayrılıyor. Bir tanesi kurumsal olmayan nüfus, yani üniversite yurtlarında, yetiştirme yurtlarında, huzur evlerinde, hastanedeki, hapishanedeki, kışladaki yani askerdeki yerlerde ikamet edenler dışında kalan kurumsal olmayan nüfus. Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve üstü yaştaki kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus olarak ikiye ayırıyoruz 15 yaşın üzerinde. Şimdi son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış. Yani ne demek bu? Mesela Türkiye İş Bulma Kurumu'na, Azerbaycan'da da vardır aynısı, İş Bulma Kurumu'na başvurmuş. Yani başvurmuş, ben iş arıyorum diye. Ne bileyim, özel iş bulma ajansları var mesela. Oraya başvurmuş, ben iş arıyorum diye. Ondan sonra bir takım böyle nereden iş aranıyorsa oralara başvurmuş. Ne zaman? Son 4 hafta içerisinde. Ondan sonra 2 hafta içinde iş başı yapabilecek durumda olan ve iş arayıp bulamayan kişilere işsiz adını veriyoruz. Tabii burada arkadaşlar işsizlik aslında iradi ve iradi olmayan olarak ikiye ayrılması lazım. Kimisi de işsizliği tercih ederler. Yani adam kendisi işsiz kalmayı tercih eder. İş bulur ama çalışmaz. Ya da iş beğenemez. Hep daha iyi işler ister. Normal şartlarda ortalama ücretlerden iş bulmasına rağmen çalışmak istemez. Hep böyle daha iyi, daha güzel, daha havalı, daha yüksek ücretli, daha böyle kendine göre önemli işlerde çalışmak ister. Biz bunlara iradi, yani kendi isteğiyle işsiz diyoruz. Bir de irade dışı, yani ortalama ücretlerden, mesela Türkiye'deki gibi asgari ücret 3.000 liradan adam iş arıyor, 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 bulamıyor. İşte biz buna işsiz adını veriyoruz arkadaşlar. Eğer bu kişiler 15-24 yaş aralığında ise buna biz genç işsiz diyoruz. Genç işsiz, bütün dünya ülkelerinde genç işsizliği yüksektir arkadaşlar. Neden? Çünkü insanlar mezun olurlar ve iş aramaya başlarlar. Bu sırada bir süre işsiz kalırlar. Yani bir tür böyle bir huni gibi düşünün. Gençler buradan geliyor, huninin ağzında toplanıyor. Orada epey bir birikme oluyor. Hani huniye su koyduğunuzda hemen gitmez. Biraz birikir, ondan sonra gider ya. O nedenle genç işsizliği dünyanın bütün ülkelerinde yüksektir. Adam iş bulmak 15 yaşında oluyor mu? 15 yaşın üzerinde.
15 yaşın üzerinde olacak. Yani 15 yaşın üzerinde o olanlar arasından iş arayıp da bulamayanlara biz işsiz diyoruz. Evet, 15 üzerinde olacak. Ama tabii yasalara falan da uygun olması lazım. Mesela 15 yaşın altında çalışanlar var mı? Var. Ama bu yasal değil arkadaşlar. Yasal değil. Evet, Aygün demiş ki iş tecrübesi istiyorlar. Yani gerçekten öyle. Hem iş tecrübesi istiyorlar. Olabilir Semra, olabilir. Biz de 15 yaşın üzerinde. Hem şey istiyorlar, eleman arıyorlar, hem de tecrübe arıyorlar. Ya bu adam mezun olduktan sonra sen ona imkan tanımazsan nereden tecrübe edinecek? Herkes böyle davranırsa, evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu şey tecrübe olayı çok önemli bir engel insanların işe girmesinde. Bir de şöyle yapıyorlar, mesela alıyorlar tecrübesiz diye çok düşük ücretlerle çalıştırıyorlar, çok ağır şartlarda çalıştırıyorlar. Bu da iyi bir şey değil tabii ki. Evet, iş gücü ise arkadaşlar istihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsıyor. Yani çalışanlar artı işsizler. Yani istihdam edilenler, yani çalışanlar artı işsizleri topladığımızda buna biz iş gücü adını veriyoruz. Şimdi Türkiye'de 85 milyon nüfus var. İş gücü arkadaşlar 85 milyon değil. Nelerden oluşuyor? İşsizlerden ve istihdam edilenlerden oluşuyor. Bu arada 85 milyondan kimler çıkarıyoruz? İşte ev işleriyle meşgulleri, ev kadınlarını çıkartıyoruz mesela. Öğrencileri çıkartıyoruz. Diğerlerini çıkartıyoruz. Emeklileri çıkartıyoruz. Askerleri çıkartıyoruz. Kala kala 85 milyonun Türkiye nüfusundan ne kadar kalıyor? 30 milyon insan kalıyor. Bu 30 milyonun bir kısmı çalışıyor, yani istihdam ediliyor, bir kısmı da işsiz. O halde biz bunlara ne diyoruz? İş gücü diyoruz. O halde tekrar ediyorum, iş gücü, hayır Suriyeliler bizim vatandaşımız değil arkadaşlar. Vatandaş olarak sayılmıyorlar şu anda. Yani nüfus sayımında Suriyeliler yok. Evet, o halde iş gücü dediğimiz çalışanlar artı işsizler. Bu ikisini topladığımızda arkadaşlar iş gücüne ulaşıyoruz. İşte işsiz zaten bu iş gücü içerisinde işsizler. İşsiz dediğimiz toplam 30 milyon içerisinde kaç kişi işsiz? Bu orana biz işsizlik oranı adını veriyoruz. İstihdam dediğimizde referans dönemi içinde yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak en az bir saat olmak üzere iktisadi faaliyette bulunan kişileri kapsayan kavramı biz istihdam adını veriyoruz. O halde iş gücü tanımını yaptık, eşittir istihdam edilenler artı işsizler. Bunu arkadaşlar unutmuyoruz. İş gücüne dahil olmayanlar kimler? İş bulma ümidi olmayanlar iş gücüne dahil değil arkadaşlar. Biraz evvel saymıştık mesela. İş bulma ümidi olmayanlar kimler biliyor musunuz? Mesela iş arıyor bir ay, 2 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ama iş bulamıyor. Bu sefer iş aramaktan vazgeçiyor ve evde yaşamaya başlıyor. İşte annesinin, babasının, kardeşinin maaşıyla falan yaşamaya çalışıyor. Biz buna iş bulma ümidi olmayan adını veriyoruz arkadaşlar. Ama biz buna artık işsiz saymıyoruz. Bir kişiyi işsiz saymamız için piyasaya çıkıp iş arayıp iş bulamaması lazım arkadaşlar. Anladık mı? İşsiz dememiz için kişinin piyasaya çıkması, iş araması, iş bulamaması lazım. İş bulma ümidi olmayan kişi zaten ne oluyor? Zaten aramıyor ki. Yani artık eve kapanmış. Dolayısıyla biz buna iş bulma ümidi olmayan diyoruz. Bunların sayısı az değil arkadaşlar. Yani 600-700 bin kişi var en az.
Sonra mevsimlik çalışanlara biz mevsimlik çalışanlar, ev işleriyle meşgul olanları da iş gücüne dahil etmiyoruz. Eğitim öğretim faaliyetinde olanlar, öğrenciler, emekliler veya çalışamaz halde olduğu için iş aramasa da işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilere arkadaşlar biz iş gücüne dahil değildir diyoruz. O halde istihdam oranı nedir? İstihdam edilenler bölü kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus dediğimizde istihdam oranı aklımıza gelecek. Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusta istihdam edilenlerin payı yüzde olarak %10'sa mesela kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içerisinde %10 istihdam edilen yani iş bulup da çalışanlar var anlamına geliyor. Çalıştığı tüm işlerde toplam olarak 40 saatten daha az, bakın haftada 40 saatten daha az süre çalışarak istihdamda olan ancak daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olsa daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişiler zamana bağlı eksik istihdam grubuna arkadaşlar dahil edilirler. Zamana bağlı. Yani 40 saatten az çalışıyor. Part time diyebiliriz biz buna. Part time diyebiliriz. O zaman istihdam ne demek? İstihdam çalışmak demek. İstihdam çalışmak demek. Herhangi bir işte çalışmak istihdamdır. İstihdam edilenler işte bir işte çalışanlar anlamına geliyor. Evet. Bir de arkadaşlar zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla referans haftasında yani anketin yapıldığı haftada istihdamda olan son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan kişilere biz yetersiz istihdam içerisindedir diyoruz. Eğer bir de arkadaşlar bir işte çalışıp da herhangi bir kaydı olmayanlar var. Biz bunlara kayıt dışı istihdam diyoruz. Yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıt olmayanlara biz kayıt dışı istihdam adını veriyoruz. Yani çalışıyor ama herhangi bir kaydı yok. Herhangi bir yerde ismi geçmiyor. Fakat çalışıyor. Kayıt dışı istihdam. Çok sayıda bu insanlar var. Türkiye'de mesela çok fazla göçmenler var. İşte ne bileyim Afganlar geliyor, Suriyeliler geliyor falan. Bunların birçoğu kayıt dışı olarak arkadaşlar çalışıyorlar. Tarlalarda, fabrikalarda çalışıyorlar. Bakın burada iş gücüne katılma oranını tarif edeceğiz. Şimdi 15 yaşın üzerindeki arkadaşlar şey içerisinde mesela toplam diyelim ki 50 milyon kişi içerisinde iş gücü ne kadarsa biz buna iş gücüne katılma oranı diyoruz. Mesela ev hanımları iş gücüne katılmamışlar arasında yer alıyor. Mesela ev işleriyle meşgul. Bizim Türkiye İstatistik Kurumu ev kadını diye yazmaz, ev işleriyle meşgul yazar. Neden? Çünkü illaki böyle erkek çalışacak, kadın evde oturacak diye bir şey yok. Bazen kadın çalışıp evde erkeğin oturduğu zaman da var. Dolayısıyla ev işleriyle meşgul diyoruz. Biz bunlar ev işleriyle meşguller, ev hanımları iş gücü içerisinde yer almazlar arkadaşlar. Ama bir ev hanımı yarın bir gün iş aramaya başlayınca işte o zaman iş gücü içerisine girer. O halde şu iş gücü içerisinde ev işleriyle meşguller, ev hanımları yoktur. Ama ararsa iş o zaman iş gücüne katılmış deriz biz buna. İşte işsizlik oranı böyle hesaplanıyor. Toplam iş gücü içerisindeki işsizlerin arkadaşlar oranı. Mesela bakın 2010 yılında toplam iş gücü Türkiye'de 22 milyon 751 bin kişiymiş. O halde işsiz kaç kişiymiş burada? 2 milyon 328 bin kişiymiş. O halde 2 milyon 328 bin bölü 22 milyon 751 bin dediğimizde bu bize işsizlik oranını verir arkadaşlar.
İşsizlik oranıdır. %10.2. Bakın şurada 2018'de toplam iş gücü 32 milyon 274, işsiz sayısı 3 milyon 536. O halde 3 milyon 536 bölü 32 milyon 274 ne oldu? İşsizlik oranı %11 oldu. İstihdam iş gücüne katılma oranı şöyle hesaplanıyor arkadaşlar. Toplam kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içerisinde iş gücünün payı da iş gücüne katılma oranı diyor. Yani burada bizde 2010 yılında %46.3'müş, 2018'de 53.2 olmuş. Ha. Arkadaşlar o halde bir de şunu söylememiz lazım. Bir ülkede iş gücüne katılma oranı ne kadar çoksa o kadar o ülkenin gelişmişlik seviyesi yüksektir. Gelişmiş ülkelerde iş gücüne katılma oranı yüksektir. İnsanlar çalışmak isterler, iş yapmak isterler. O yüzden gelişmiş ülkelerde iş gücüne katılım oranı yüksektir. Geri kaldıkça iş gücüne katılım oranı ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi işsizlik türlerinden bahsedelim biraz. Geçici ya da diğer adıyla friksiyonel işsizlik. Ne demek bu? İş bıraktınız, başka bir iş arıyorsunuz. İşte siz bir geçici işsizsiniz. İş değiştirenlerin geçici olarak yaşadığı işsizliğe biz geçici işsizlik diyoruz. Yapısal işsizlik ise doğal işsizlik oranı ve NAIRU'da deniyor buna. Yani enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı adı da veriliyor. Yapısal işsizler arkadaşlar ne demek? Eğer biz üretim sektörünün değişmesinden kaynaklanan bir işsizlik içerisindeysek yapısal işsiz olarak adlandırılıyoruz. Yani eskiden bankalarda mesela bir sürü vezne, yani para alınıp sayılan yerler vardı. Şimdi bunların çoğu kalktı. Ne oldu? Bankanın dışında ve her yerde bankamatikler var. O veznedarlar işsiz kaldı. İşte biz bunlara yapısal işsiz adını veriyoruz arkadaşlar. Yapısal işsizlik bizim için sorun bir işsizlik değil. Yani biz problem olarak görmüyoruz yapısal işsizliği. Doğal görüyoruz, adı üzerinde doğal işsizlik. Bir de buna aynı zamanda sorun olmayan anlamında, herhangi bir makroekonomik problem yaratmaması anlamında enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı adı da veriliyor. Gelelim iktisatçıların en çok korktuğu işsizlik türüne. Buna biz konjonktürel işsizlik adını veriyoruz. Konjonktürel yani ekonominin canlanıp daraldığı dönemde ortaya çıkan işsizliğe. Özellikle canlanmadan sonra ekonomiler aşağı inerler. Durgunluk ortaya çıkar. Resesyon ortaya çıkar. İşte o dönemde ortaya çıkan işsizliğe biz konjonktürel işsizlik diyoruz. İktisatçıların en korktuğu işsizlik türü budur arkadaşlar. Biz konjonktürel işsizliği sevmeyiz, korkarız. Onunla mücadele etmek gerekir. O işsizliği ortadan kaldırmak gerekir. Peki gizli işsizlik nedir? Gizli işsizlik de arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? Gizli işsizlik verimsizlik demek. Gizli işsizlik ne demekmiş? Verimsizlik. Verimsizlik. Ne demek? Mesela bir fabrika var. 100 kişi, 100 işçi çalışıyor. İşçilerden 30 tanesini fabrikadan attık. 30 işçiyi çıkardık. Eğer fabrikanın üretimi değişmediyse o attığımız 30 işçi nasıl işsizmiş? Gizli işsizmiş. Yani verimsizmiş arkadaşlar. Dolayısıyla demek ki gizli işsiz ne demekmiş? Fabrikanın üretimine katkısı olmayan işsiz demekmiş. Dolayısıyla çıkardığımız işçilerin işlerini diğer çalışanlar devam ettiriyorsa, hem de fazla zorlanmadan, mesaiye kalmadan, aşırı zorlamadan devam ettiriyor ve eski üretim seviyesi değişmiyorsa biz buna gizli işsiz adını veriyoruz. Daha çok arkadaşlar bu kamu kurumlarında olur. Kamu kurumlarında olur. Gizli işsizlik kamu kurumlarında daha çok olur. İşsizlik arkadaşlar iyi bir şey değil. Son derece
kötü bir şey. Özellikle ekonomik büyüme oranı, işsizlik oranını çok etkiliyor. Şöyle bir bağlantı var. Ekonomi canlandıkça, hızlandıkça, alışverişler arttıkça işsizlik azalır. Bu kuralı Arthur Okun adındaki bir iktisatçı ortaya koymuş. Demiş ki, ekonomik büyümeyle, ekonomik faaliyet hacmiyle işsizlik arasında bir ilişki vardır demiş Arthur Okun. Amerika için yapmış bunu. Yani yaklaşık olarak şöyle diyebiliriz, 2,5 oran bulmuş. Şu demek bu, Amerika'da şunu bulmuş, eğer ekonomik büyüme %3 ise bunun şunu görmüş ki işsizliği %1. Ulviye hemen söyleyeceğim sana. Şimdi bakın adam Arthur Okun şunu bulmuş. Amerika'da eğer ekonomik büyüme %3 ise işsizlik %1 azalıyor. O yüzden Okun kuralını koymuş, Okun kanununu koymuş, katsayıyı 3 bulmuş. Mesela Azerbaycan'da ekonomik büyüme oranı %4 olduğunda işsizlik %2 azalıyorsa 4/2 katsayı 2 olur. Yani ekonomik büyüme %4 olduğunda Azerbaycan'da işsizlik %2 azalıyor anlamında bu ilişkiyi kurmuş. Konjonktürel işsizlik ulviye, şimdi hiçbir ekonomi sürekli iyi ya da sürekli kötü olmaz. Bütün ekonomiler dalgalanır. İyi olur, kötü olur. İyi olur, kötü olur. İşte iyi olurken iyi de kötü olurken fabrikalar durgunlaşır, üretimi durdurur ve işçi çıkartır. Yani ekonomi durgunsa, daralma içindeyse arkadaşlar bu iyi bir şey değildir. Fabrikalar işçi çıkarmaya başlarlar. İşte biz buna konjonktürel işsizlik adını veriyoruz. Her ekonomide vardır bu. İşte zaten iktisatçılar o yüzden kavga ediyorlar. Acaba bu konjonktürel işsizliğe müdahale edelim mi, etmeyelim mi şeklinde. Evet. İşsizliğin arkadaşlar sosyal maliyeti vardır. İşsiz insan problemli insandır, sorunlu insandır. Ona destek olmak gerekir. Kamu bütçesini ayırmak, yatırım yapmak gerekir. Dolayısıyla işsizliğin sosyal maliyeti oldukça yüksektir diyoruz. Evet, gelelim enflasyona. Enflasyon ise arkadaşlar bir ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen genel kapsamlı ve sürekli artış. Bakın, eğer fiyatlar sürekli yükseliyorsa biz buna enflasyon diyoruz. Ama fiyatlar bir kere yükseldi, bir daha yükselmedi. Biz buna enflasyon demiyoruz. Enflasyon dememiz için her yıl fiyatların yükselmesi lazım. Dolayısıyla bir ekonomideki bütün mal ve hizmet fiyatlarına meydana gelen genel kapsamlı ve sürekli artışlara biz enflasyon adını veriyoruz. Ekonominin en önemli sorunlarından bir tanesi arkadaşlar enflasyon. Evet, günümüzdeki birçok merkez bankası bunu kontrol etmeye çalışıyor. Enflasyonu kontrol etmeye çalışıyor. Neden kontrol etmeye çalışıyor? Yani enflasyon neden zarar veriyor arkadaşlar? Hemen o konuya girelim. Şimdi eğer fiyatların gelecekte ne olacağını bilmiyorsak yatırım yapmıyoruz. Eğer fiyatların yarın ne olacağını bilmiyorsak tüketim yapmıyoruz. O yüzden enflasyon varsa bir ekonomide tüketim ve yatırım kararları arkadaşlar olumsuz etkilenir. Enflasyonu şöyle düşünebilirsiniz. Bir sis perdesi, bir bulut arkadaşlar, bir bulut. İnsanlar geleceği göremiyorlar. Neden? Çünkü fiyatlar yükseliyor, seneye ne olacağını bilemiyorum ben. O yüzden tehlikelidir arkadaşlar. Batılı ülkeler enflasyondan çok korkarlar. Neden? Çünkü ellerine hesap makinesini aldıklarında hesap yapamazlar.
Şimdi adam fabrika yapıyor, 3 sene sonra devreye girecek, üretim başlayacak. O ürünü kaça satacağını hesap etmesi lazım. 3 sene sonra fabrikayı kurduktan sonra ürettiğin ürünün fiyatını hesap edemezsen o kötü bir şey. Birçok kişi o yüzden yatırımlardan vazgeçer. Tüketimden vazgeçer. O yüzden enflasyon belirsizliktir. Belirsizlik çok kötü bir şeydir. Ekonomiyi daraltır. Evet, bir de arkadaşlar biraz evvel dediğimiz gibi mali piyasalarda da bu aynı zamanda mali aracılık yapma piyasalar, mali piyasalar verimli mali aracılık yapma yeteneklerini zayıflatır, kaybederler. Uzun vadeli yatırımların getiri oranlarına ek olarak risk primi talep edildiğinden reel faiz oranları da ne olacaktır arkadaşlar? Yükselecektir diyoruz. Evet, Ulviya diyor ki iş beğenmiyor insanlar. Hep kaliteli ve yüksek maaşlı işler. Evet, maalesef özellikle gençlerde Ulviya, gençlerde bu çok daha yaygın. Bizim gördüğümüz arkadaşlarımızla konuşuyoruz bazen. Gençler hemen ne istiyorlar? Bir an önce yüksek maaş istiyorlar. Bir an önce müdür olmak istiyorlar, yönetici olmak istiyorlar. Gençler cumartesi ve pazar hafta sonları çalışmak istemiyorlar. Gençler mesai yapmak istemiyorlar. Saat hemen 5'ten 6'dan sonra çalışmak istemiyorlar. Ama dolayısıyla iş beğenmiyorlar. İş beğenmemek demek zaten işsizlik oranının azalması demek oluyor. Evet, enflasyon ortaya çıkınca politikalara güvensizlik artıyor arkadaşlar ve hükümetlerin bu konuda ekonomik program uygulaması giderek zorlaşıyor. Ekonominin rekabet gücünü azaltıyor enflasyon ve sermaye, evet Z kuşağı Aygün, çok doğru söyledin. Ve sermaye piyasalarına erişim kısıtlanıyor enflasyon nedeniyle. Öte yandan enflasyon arkadaşlar gelir dağılımını bozuyor, iş gücü piyasalarının etkin çalışmasını engelliyor. Gelir dağılımını nasıl bozuyor? Şöyle bozuyor. Şimdi maaşlı çalışanlar var, ücretli çalışanlar var, aylıklı çalışanlar var. Bunlar maaşlarının artması için patronlarından beklemek zorundalar. Dolayısıyla enflasyon artıyor, her şeyin fiyatı ikiye katlanıyor. Ondan sonra bizim bu çalışanlar diyorlar ki zam yap. Halbuki o sırada arkadaşlar enflasyon çoktan cebimizdeki parayı ne yaptı? Aldı. Fiyatlar yükseldi çünkü. Dolayısıyla ücretliler, maaşlılar enflasyonda arkadaşlar yani sabit gelirler enflasyondan zarar görürler. Enflasyondan zarar görürler. Gelir dağılımı o yüzden sabit gelirlerin, düşük gelirlerin aleyhine gelişir. Halbuki bir fabrikatör veya iş yeri sahibi bütün fiyatları kendisi değiştirebilir. Onun böyle bir şansı var. Enflasyon %10 olduysa iş yeri sahibi bütün ürünlerin fiyatını da %10 artırabilir. Ama ücretli ne yapmak zorunda? İş yeri sahibinden, işverenden beklemek zorunda bunu. Evet. Enflasyonun türleri şunlar arkadaşlar. Yıllık ortalama tek haneli rakamlarda ise buna biz sürünen ılımlı enflasyon diyoruz. Yani %3, %5 ise buna ılımlı enflasyon diyoruz. Çift haneli rakamlarsa buna aşırı enflasyon diyoruz. Yani 4 nala enflasyon diyoruz. Aylık %50, yıllık ortalama %1000'in üzerinde ise hiper enflasyon diyoruz. Acaba Türkiye hiper enflasyon hiç yaşamadı. Ama Azerbaycan yaşamış mıdır? Açıkçası hiç bakmadım. Sizler belki de bilirsiniz. Yani aylık %50'nin üzeri yıllık %1000 üzerinde Azerbaycan acaba enflasyon yaşadı mı? Onu araştırmanız gerekiyor. İstatistiklerde ortaya çıkar sevgili arkadaşlar. Buna biz hiperenflasyon diyoruz. Hiperenflasyon ne demek? Artık ekonominin çivisi çıkmış. Ekonominin vidaları gevşemiş. Kamyon yıkıldı yıkılacak. Kaza yaptı yapacak. Yani bu iyi bir şey değil. Dünyada enflasyon yaşanmış
Arkadaşlar en önemli enflasyonlardan bir tanesi mesela Alman hiperenflasyonudur. 1921-22 yıllarında Alman hiperenflasyonu %50 milyona kadar enflasyon oranı çıkmıştır. Onlar da neden çıkmıştır? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın borçlarını Merkez Bankası para basarak ödemeye çalıştı. Bu da arkadaşlar şeyi etkiliyor. Evet, Ulviye enflasyon çok olmadı demiş. Şükür, güzel. Doğal kaynaklardan dolayı dolar kalkınca ilk oldu. Şu anda durmuş durumda diyor. Ne güzel, harika. Enflasyon arkadaşlar iyi bir şey değil. Enflasyon çok yüksekse hiper enflasyon adını veriyoruz. Hiper enflasyon ne demek biliyor musunuz? Bir topluma tokat atmak gibi. Yani o toplum arkadaşlar bütün dengelerini yitirir. Hiperenflasyon yaşadığında gelişmiş ülkeler hep tek haneli rakamlarla enflasyon yaşarlar. 0, %1, %2, bazen %-1. Yani bazı ülkelerde mesela Japonya'da fiyatlar aşağı bile düşebiliyor. Avrupa'da fiyatlar aşağı bile düşebiliyor. Biz buna enflasyon demiyoruz. Ne diyoruz? Deflasyon diyoruz arkadaşlar. Deflasyon. Enflasyonun tersi deflasyon. Enflasyon fiyatların sürekli yükselmesi, deflasyon fiyatların sürekli olarak düşmesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Enflasyon 3 şekilde ölçülüyor. Tüketici fiyatları endeksiyle, üretici fiyatları endeksiyle ve gayri safi yurt içi hasıla deflatörü aracılığıyla. Enflasyonun sebepleri farklı. Mesela talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu arkadaşlar en önemli nedenler ve enflasyon beklentileri ve para arz. Şimdi eğer bir ülkede gelir arttıysa, gelir artınca ne oluyor? Arkadaşlar talep artıyor. Yani insanlar daha fazla alışveriş yapıyorlar. Fiyatlar da artış oluyor talep artış olunca. Buna biz talep çekişi enflasyon diyoruz. Bakın AD eğrisi yani talep sağa doğru kaymış. Fiyatlar P'den P1'e yükselmiş. Evet üretim de yükselmiş ama fiyatlar da yükselmiş. Maliyetlerde artış oluyor. Mesela petrol fiyatları çok arttığında girdi ve ham madde maliyetleri artıyor. Fiyatlarda artış oluyor. Maliyet içişe enflasyon diyoruz biz buna. Bakın arz eğrisi sola kaymış. Fiyatlar P'den P1'e çıkmış. Mesela arabalarda kullanılan çipler üretiminde sıkıntı var dünyada şu anda. Ham madde sıkıntısı var. Araba çipleri çipler üretilmediği için mikroçipler araba üretilmiyor. Araba üretilmeyince arabaların fiyatları arkadaşlar yükseliyor. Bu da enflasyonun sebeplerinden bir tanesi. Enflasyonun maliyetleri beklenen ve beklenmeyen. Yani biz mesela %10 enflasyon bekledik. %10 da arkadaşlar gerçekleşti diyelim ki. Ya da biz %10 enflasyon bekledik. Enflasyon %50 gerçekleşti. Bu da beklenmeyen enflasyonun maliyetleri içerisine giriyor. Beklenen enflasyonun maliyetleri 3 şekilde inceleyebiliriz. Ayakkabı eskitme, menü maliyeti, vergi bozulmaları. Ayakkabı eskitme maliyeti şu. Eğer fiyatlar çok yükselirse arkadaşlar insanlar paralarını korumak için uğraşır dururlar. Döviz alırlar, bankaya faize götürürler, giderler altın alırlar. Ayakkabılar o yüzden eskir. O nedenle buna biz ayakkabı eskitme maliyeti diyoruz. Yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar paralarının değerini korumak için çok fazla sağa sola giderler. İnternetten ulaşırlar. Bu da ayakkabı eskitme maliyeti. Menü maliyeti ise şu. Enflasyon yükseldikçe fiyatlar değişiyor. Mesela marketteki fiyatlar değişiyor. Yani düşünün markette 10 bin çeşit ürün olsa 10 bin tane fiyatı değiştirmeniz lazım. Biz buna menü maliyeti adını veriyoruz. Enflasyon etiketleri, menüleri değiştirmek zorunda bırakır insanları. Bu da maliyet. Mesela broşür basıyor. Diyelim ki Arçelik broşür bastı. Arçelik. Bir ay sonra fiyatlar yükseldi. Arçelik bir daha broşür basmak zorunda. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Enflasyon bir de arkadaşlar vergileri bozar. Çünkü devlet hesap ettiği vergiyi alamaz. Neden? O sırada o verginin alım gücü zaten düşmüştür. Biliyorsunuz verginin ilan edilmesiyle
tahsil edilmesi arasında fark vardır. Kaç ay sonra vergiler tahsil edilir? O sırada enflasyon bu vergiyi eritir. Dolayısıyla enflasyon vergi bozulmalarına yol açar diyoruz. Bir de beklenmeyen enflasyonun, yani bizim tahminimizin daha ötesinde ortaya çıkan enflasyonun maliyetleri var. Mesela gelir dağılımı ve servet dağılımını bozar. Kimin aleyhine? Sabit gelirlerin aleyhine bozar arkadaşlar. Enflasyon üretimi ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler. Neden? Çünkü belirsizlik ortaya çıktığı için. Bir de enflasyonun işsizlikle enflasyon arasında ilişki var. Arkadaşlar ya enflasyonu tercih edeceğiz ya da işsizlik oranını tercih edeceğiz. Bu şu demek, şimdi şurada bakın uzun dönem Phillips serisi, yani doğal işsizlik oranı asla değiştirilemeyecek olan arkadaşlar. Doğal işsizlik oranı üzerinden çıkan bu. Enflasyon oranından hiç etkilenmez. Yani şu A noktası bir ekonominin ulaşabileceği işsizlik oranıdır. Doğal şartlar altında. Diyor ki Sir Phillips bunu ortaya koyan, ya enflasyonu seçersiniz ya işsizliği seçersiniz diyor. Neden? Çünkü mesela işsizlik A noktasında. Biz işsizliği arkadaşlar azaltmak istiyoruz. İşsizliği azaltmak istiyoruz. Fakat diyor ki işsizliği azaltmak için sen diyor kamu olarak harcama yapmak zorundasın. Baraj yapman lazım, yol yapman lazım. İşsizliği azaltmak istiyorsan yatırımları artırman lazım. Ama bunun bedeli, eğer doğal işsizlik oranında değilsen, daha çok yatırım, daha çok talep, daha çok canlanma işsizliği ne yapar diyor? Enflasyonu artırır diyor. Yani kamu harcamaları arkadaşlar işsizliği azaltmak için yapıldığı zaman belli bir denge noktasının üzerinde enflasyonu azdırır diyor. Kamunun görevi ekonomiyi canlandırmak. Ama çok canlandırırsan işte o zaman fiyatların artışına yol açarsın diyoruz. İşsizlik ve enflasyon ilişkisini bize kısa dönem Phillips eğrisi gösteriyor. Söylediği şu, ya enflasyon ya da işsizlik. Eğer işsizliği düşürmek istiyorsan yüksek enflasyona katlanmak zorundasın diyor Sir Phillips. Evet, biraz soru cevap yapalım sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım göreyim sizi. Bir ekonomide istihdam düzeyinin ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşması durumunda karşılaşılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir ekonomide istihdam düzeyinin ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşması durumunda karşılaşılan işsizlik türü hangisidir? Daha önce söylemiştik, yani biz bu doğal diyoruz, yani doğal diyoruz. Her toplum arkadaşlar doğal işsizlikle karşı karşıya kalmak durumundadır. Doğal işsizlik. Doğal işsizliğin iki bileşeni var. Birisi yapısal, biri geçici işsizlik. İkisini topladığımızda doğal işsizliğe ulaşıyoruz. Evet. Doğru cevap doğal işsizlik olacaktı. Tekrar söylüyorum. Doğal işsizlik arkadaşlar her ekonomide vardır. Neden? Çünkü her ekonomide yapısal işsizlik vardır. Her ekonomide geçici işsizlik vardır. Dolayısıyla ikisini topladığımızda doğal işsizliğe ulaşırız. Doğal işsizlik oranının olmadığı ekonomi yoktur. Arkadaşlar, mesela işsizlik oranı %10 diyorsak Türkiye'de, bunun %2'si, 3'ü, 4'ü artık hesaba göre değişiyor. O doğal işsizdir. En böyle, yani istihdam düzeyi en fazlaya ulaştığı durumda bile bunlar vardır mutlaka. Dolayısıyla biz doğal istihdam diyoruz biz buna. Peki, bireylerin daha iyi çalışma koşulları aramalarından veya mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türü hangisidir? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Dinliyor muyuz? Okuyor muyuz? B. Geçici işsizlik. Güzel. Bireylerin, hemen Aygün söyledi. Bireylerin daha iyi çalışma koşulu aramalarından veya mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türüne biz geçici işsizlik adını veriyoruz. Güzel. Teşekkürler Aygün.
Evet, enflasyonun firmalara yönelik neden olduğu maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın firmalara. Firmalara arkadaşlar. Enflasyon firmalara hangi maliyet yükler? Market örneği vermiştim hatırlayın. Market örneği vermiştim. Böyle hani markette evet Aytaç B dedi. Markette 10 bin tane ürün var fakat fiyatlar arttı. O 10 bin üzerindeki etiketleri değiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla biz buna menü maliyeti diyoruz. Firmaların neden olduğu maliyet türüne menü maliyeti adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sunumumuz bu kadar. Sizi yine şeye yetiştirdim arkadaşlar. Saat 2'ye yetiştirdim. Belki yapacak işiniz vardır programınızı bozmayın diye. Çok çok teşekkür ediyorum derse katıldığınız için. Şuradan hemen şey yapalım. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar.